Arkadaşlar herkese merhabalar, ben Koray Sadıklar. Bundan önceki videolarımda bir canlı yayında Bootstrap 5'in alfa sürümünün yayınlandığını sizlerle paylaşmıştım ve ne gibi özellikler geldiğini sizlere aktarmıştım. Birçok yenilik sağlıyor Bootstrap 5 yeni versiyonunda ve henüz alfa sürümünde olmasıyla beraber bazı güncellemeler olacak ve bu anlattıklarım ilerleyen zamanda değişebilir. Ancak güzel bir özellik geldi. Bunu daha önce Facebook grubunda da paylaşmıştım sizlerle. Yine onunla alakalı bir video çekeceğimi söylemiştim ve sözümü tutuyorum. Şimdi o konuyla alakalı sizlere ne gibi bir yenilik geldi onu aktaracağım. Öncelikle Bootstrap 5 ile beraber yardımcı APIsi dediğimiz bir eklenti geldi. Aslında mevcutta zaten SAS değişkenlerini zaten paylaşıyorlardı ama bunlar istediğimiz gibi araçları genişletmemizi, revize etmemizi veya kendi custom yani özelleştirebileceğimiz yeni araçlar oluşturmamızı sağlıyor. Tabii ki ilerleyen süreçte tam sürüm çıktığında bunlara yenilikler eklenebilir ama altyapı olarak böyle bir şu anda destek var. Ve biz bunu kullanarak kendi özel araç sınıflarımızı oluşturabileceğiz. Dedikten sonra nasıl yapıldığı ile alakalı sizlere onu anlatmak istiyorum. Şimdi 5.0.0.1'ın alfa 1'i şu anda yayınlandı. Bunu indirmemiz gerekiyor. Source Files'tan bunu indireceksiniz. v5getbootstrap.com adresinden ulaşıyorsunuz. Şu anda henüz tam sitede o versiyon gözükmüyor. Ayrı bir subdomain'de yayınlanıyor şu anda proje. O yüzden buradan bağlanabilirsiniz. Şimdi Source Files dedikten sonra bunu download edeceğiz. Ben bunu daha önce indirdiğim için şu anda sizi bekletmek istemiyorum. Bunu bilgisayarınıza indirip zip'ten çıkarttıktan sonra şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. İndirilenler Bootstrap 5 diyeceksiniz ve bu şekilde bir klasör karşınıza çıkacak. Bunun içinde işte bazı JSON dosyaları, işte build, SAS dosyaları ki biz bunu kullanacağız. Dist'te zaten standart CSS ve JavaScript dosyaları mevcut. Bu şekilde biz sadece şu anda SAS dosyalarını burada kullanıyor olacağız. Şimdi bilenleriniz olabilir, bilmeyenleriniz olabilir. Onlar için kısaca bahsetmek istiyorum. Bootstrap hayatta satır satır yazılan bir CSS kütüphanesi değildir. Burada gördüğünüz gibi birden fazla belirli başlıklara ayrılmış olarak belirli SAS dosyaları var. SAS nedir peki? CSS'in programlanabilir hali diyebiliriz aslında. Birazdan örnek verdiğimde anlayacaksınız dosyayı açtığımda. Yani siz belirli değişkenler, fonksiyonlar ve belirli kurallar çerçevesinde bir CSS dosyası oluşturuyorsunuz ve bunları çoğaltabiliyorsunuz. Yani diyelim ki Bootstrap'te 6 tane 7 tane renkte buton varsa gidip oraya 7 tane buton yapmıyorlar elle tek tek. Tek bir satır kodu yazıyorlar. Belirli değişkenlerden bunları for döngüleriyle çektirip dosyayı otomatik programatik olarak oluşturuyorlar diyebiliriz kısacası. Hızlıca böyle yani tam tanımını yapmadım sizlere. Hızlıca bu şekilde aktarabilirim. Şimdi bizim burada nasıl yapıldığı ile alakalı zaten 5 versiyonun sayfasında şurada utility sayfasında API bölümü var. Oraya gelerek bakabilirsiniz. Burada zaten nasıl yapıldığını anlatıyor. SAS bilmiyorsanız zaten official doküman sitesinden yani saslang.com'dan SAS'ın ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını en azından giriş anlamında kendinize katkı sağlamak amacıyla girip bakabilirsiniz. Ama olay basit dediğim gibi şimdi anlatacağım. Burada belirli örnekler gösterilmiş. Diyor ki utilities, utility değişkeninin altında belirli isimlendirmeler yaparak ve özellikleri seçerek atamaları yaptıktan sonra biz bunu otomatik olarak çıkartıyoruz diyor zaten. Şimdi şöyle yapacağız. Bizim kullanacağımız dosya dediğim gibi şurada utility.sas dosyası. Şöyle açalım bir brackets'la. Evet, dosyam açıldı. Gördüğünüz gibi burada belirli daha önce bir yazılım dili kullandıysanız ona benzeyen işte fonksiyonlar, değişkenler ve bazı şeyler var. SAS'ta değişkenler dolarla tanımlanıyor. Burada da utility'nin içindeki işte atama yapılan kendileri de zaten bu şekilde kullanıyorlar. İsterseniz siz de kendi fonksiyonlarınızı ekleyebiliyorsunuz diyorlar. Şimdi en son zaten bütün şu anda araç takımı yani şurada bahsedilen olaylar zaten burada gördüğünüz gibi listelenmiş. Visibility gördüğünüz gibi şurada zaten şey yapılıyor. Bazı tabii içindeki bulunan sınıfları da otomatik buraya ekletiyorlar ve burada kullandığımız bizim araç takımları buradan üretilip kullanımımıza sunuluyor. Biz de birkaç tane yine bununla alakalı eklenti yapıyor olacağız. Şimdi öncelikle tanımlama yapmak için buradan da esinlenebilirsiniz. Herhangi bir tanesini kopyasını alabilirsiniz ya da bakarak da yazabilirsiniz bunu. Şimdi buradan sonra tabii bir dizi değişken olayı var. O yüzden şu hizadan devam etmemiz gerekiyor. Yeni bir şey tanımlayacağımız zaman. İsterseniz mevcut bir buradaki
şeyleri değiştirerek de, yani diyelim ki Bootstrap'in sabit kendi sınıflarını beğenmiyorsanız onların değiştirerek de üstüne yazarak onları kullanabiliyorsunuz. Yine kendi yaptığınız değişkenlerle beraber opacity ile alakalı burada bazı güncellemeler var. Ona benzer örnekler yapabiliriz. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını hemen aktarıyorum. Yine daha önce kullandıysanız bazı bizim şeylerimiz vardı. Örnek, en basit örnek oradan çıkacak diye düşünüyorum. Mesela genişlik sınıfları vardı. Şuradan hemen bakabiliriz. Diyorum width ve height ile alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam display flex position sizing. Sizing de gördüğünüz gibi 25, 50, 75, 100 ve auto olarak otomatikman burada şeyler geliyor. Biz bunu çoğaltabiliriz. Mesela ben %10-10 büyütmek istiyorum bunları. Diyelim ki 10 tane sınıf oluşturacağım. Nasıl oluşturmam gerekiyor? Hemen geleceğim. Şurada visibility diyor. Buna bir öncelikle isim atıyorsunuz. Mesela normalde yukarıda width vardır ama biz diyelim ki custom width. Öncelikle bu şeyle alakalı isminizi belirtmeniz gerekiyor ve parantez açıp kapatıyorsunuz. Aşağıya indik. Bu sefer geldik property diyor. Property dediği CSS özelliği nedir? Yani hangi CSS özelliğine bu sınıfları yapmak istiyorsun? Width yani genişlikle alakalı şeylere ben bunu yapmak istiyorum. Daha sonrasında class dediğimiz olay, yazarsanız eğer bu sizin sınıfınıza bir takma isim atmanızı sağlıyor. Mesela diyelim ki nasıl işte burada V25 işte V50 V75 dediğimizde o şeyle alakalı CSS'i uyguluyorsa, burada da biz mesela V dersek yine aynı şekilde o tarz bir şey yapacak. Ama söylemezsek direkt şuradaki ismi kullanıyor olacak. Yani custom width olayını kullanacak. Mesela biz buna şey diyelim, CW diyelim. Bu şekilde kullanmak istiyorum ben. Ve bundan hariç olarak bir tane daha özelliğimiz var. Responsive. Yani bunun bütün kırılım noktalarında gözükmesini istiyor musunuz? Yani kırılım noktalarıyla alakalı da sınıflar üreteyim mi diye bir olayı var. Eğer bunu da yapmak isterseniz true dediğinizde kırılım noktalarına da ayrıştırılmış bir şekilde bu uygulamayı gerçekleştiriyor olacak. Ama şimdilik ona gerek yok. Yazmıyorum şu anda. Bundan hariç olarak işte value. Values yani içerik değerleri ne olacak bunun? Hemen yapalım. Evet, kaydettim. Şu anda benim custom width sınıfım artık otomatik olarak ben SAS dosyasını tekrar derlediğimde bu da benim yardımcı sınıflarım içerisinde gözüküyor olacak ve ben bunu Bootstrap sınıflarımla beraber kullanabiliyor olacağım. Peki bunu nasıl derliyoruz? Nasıl derlememiz gerekiyor? Şöyle, zaten bu klasörde gördüğünüz gibi buradaki her şeyi değiştirirseniz aslında bunlarla alakalı tekrar derlediğinizde özelleştirilmiş bir Bootstrap kütüphanesine sahip oluyorsunuz. Onunla alakalı da dersler çekmeyi düşünüyorum ilerleyen dönemde, ama bunun temel değişim noktası variable'dır. Yani değişkenlerin olduğu SAS dosyasıdır. Bu komple bütün Bootstrap kütüphanesinin değişkenlerinin bulunduğu sayfadır. Bunlarla oynarsanız tamamıyla Bootstrap'i özelleştirebilirsiniz, ama farklı özelleştirme şeyleri de var. Özelleştirme bölümü de geldi. Orasıyla alakalı da sizlere detaylı bilgiler aktarıyor olacağım ilerleyen süreçte. Şimdi bundan da bahsetmişken onu kapatalım ya da açıkta kalabilir, sıkıntı yok. Neyle biz bunu tekrar şey yapabiliriz? Şimdi öncelikle bu dosyayı göstermemiz gereken bir program var. Derlemek için farklı farklı programlar kullanabilirsiniz. Ben Koala kullanıyorum. Bir SAS derleyicisi olarak PHP Storm'un içinde de var yanlış hatırlamıyorsam, ya da başka online derleyen kaynaklar var ya da başka programlar da mevcut. Bunları indirip sizler de istediğiniz programı kullanabilirsiniz. Koala'yı küçük bir program indirip kurabilirsiniz. Add folder diyorsunuz, yani derlemek istediğiniz klasörü ekleyeceksiniz. Şöyle download'a gelip son indirdiğim 5.0.0 klasörünü seçiyorum ve SAS klasörünü gösteriyorum. Sadece select demem yeterli olacak. O zaten otomatikman derlenecek dosyaları getiriyor. Şimdi şöyle tekrar bir refresh yapalım. Herhangi bir sıkıntı yok diyor. Bizim burada derleyeceğimiz dosya Bootstrap SAS. Gelip buraya compile diyorum. Şu anda derliyor. Success dedi. Ve gördüğünüz gibi şurada Bootstrap Grid, Bootstrap Utilities CSS ve Bootstrap CSS dosyalarını oluşturdu. Artık bunu alıp kullandığımda ben rahatlıkla artık Bootstrap'in kendi özelleştirdiğim kısmını kullanabiliyor olacağım. Peki denemesini yapalım. Nasıl kullanacağız? Hemen ona bakalım. Şöyle yapacağız. In dedim. Kaydettiğim. Desktop'a kaydedelim. Ne diyelim buna?
yardımcı araç nokta HTML diyelim. O dosyayı bir kaydedelim. Hemen şöyle yapacağım. Buraya geliyorum. Bootstrap'in standart biliyorsunuz şeyi var. Hızlı starter template'ini kopyalıyorum. Bunu yapıştırıyorum. Sadece şuradaki şeyleri değiştireceğim. Evet, Bootstrap mini CSS diyor. Bunu çekmeye çalışıyor. Şuraları bir silelim. Yazı karakterleri çok küçük gözüküyor sanırım şu anda. Şunları bir büyütelim. Sanırım şu anda ideal. Bu alttakiler kalabilir aslında. Bize CSS lazım şu anda. Benim CSS'im neredeydi? İndirdiğim yerde olması lazım. Mesela bunu şunu kopyalayıp masa üstüne atarsam, hızlı göstermek için bunu yapıyorum. Normalde bir klasörün içinde gözükse daha iyi olur. Şöyle geldim. Direkt stilesheet bootstrap, hatta bootstrap CSS diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şöyle kaydettim. Şimdi bunu bir çalıştıralım şöyle hızlı çalıştırdan. Evet. İlk Hello World yazım geldi. Şöyle kaynak dosyasına bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Şunu yeni sekmede aç diyelim. Evet, gelmiş. Şimdi şu denemeyi yapacağız. Bir tane div oluşturalım o zaman. Geldim body taglarımın arasına. Oluşturduğum araç sınıfını kullanacağım şu anda. Şöyle dedim div. Evet, sınıfını belirliyorum. CW demiştik. CW 30 diyorum. Bakalım. Tabi arkada da hemen otomatik şey yapıyor. Şöyle bir kaydedelim. Yenileyelim şunu. Hatta bir derin yenileme yapalım. Şimdi şuna geldik. Evet, gördüğünüz gibi CW30 dedim. Altta fark ettiyseniz bir hemen Bootstrap CSS'in içinde otomatikman bir şey geldi. Yani width 30 diyor. Şu anda %30'unu sayfanın şey yapıyor, hesaplıyor. Eğer ben buna 10 dersem gördüğünüz gibi satır aşağı kaymaya başladı ve benim yaptığım işlem başarılı oldu. Hemen şuna bakarsak buradaki satırlara, şöyle şurayı büyütelim. Gördüğünüz gibi benim oluşturmuş olduğum değişkenler burada otomatikman gözüküyor. Gördüğünüz gibi CV10'dan CV100'e kadar özelleştirilmiş bir CSS sınıfı yapmış olduk sizlerle. Gördüğünüz gibi API, yani Bootstrap API bu şekilde kullanılıyor ve rahatlıkla kendinize özel sınıflar yapmak için çok faydalı. Ben aklımda farklı farklı sınıflar mevcut. Bunu özellikle kullanmayı düşünüyorum. İşlerimizi çok fazla hızlandıracak. Çünkü bazı noktalarda çok sık kullandığım, oraları özelleştirmek için yapmak istediğim bazı sınıflar oluyor ve sürekli onları kullanıyorum. Tek bir seferde böyle yaparak derlediğinizde, bakın başka Bootstrap'in herhangi bir özelliğini bozmadan bu şekilde deneme yaparak yine kendi projelerinizde bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde rahatlıkla ek sınıflar oluşturabiliyoruz diyorum. Dersi burada sonlandırıyoruz. Kapatmadan önce sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. 1 Temmuz'da Bootstrap Türkiye grubunu kurdum arkadaşlar. Sizlerin de bu gruba ihtiyacınız varsa, faydalanmak istiyorsanız dahil olabilirsiniz. Güzel şeyler paylaşacağız. Yeni gelişmeleri buradan paylaşacağım. Takıldığınız yerler olursa diğer arkadaşlardan ya da benden bu konuda yardım alabilirsiniz. Bootstrap ile alakalı gelişmeleri buradan rahatlıkla takip ediyor olacaksınız. Bununla alakalı ilerleyen süreçte bir internet sitesi de yapmayı düşünüyorum. Farklı projelerim var, uygun olursa. Sizlerle beraber bu grubu büyütmeyi hedefliyorum. Birbirimize yardımcı olalım. Siz de yardımlaşmak veya yardım etmek istiyorsanız ya da sorularınıza cevap almak istiyorsanız grubumuza katılabilirsiniz. Hepiniz davetlisiniz. Burada beraber şimdi bu videoyu da grupta paylaşıyor olacağım. Renderladığım zaman bu şekilde grubumuza da katılabilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.